kendisine silah doğrultan kim olursa olsun her teröriste polisimizin de askerimizin de vurma hakkı vardır, vurma yetkisi vardır. Bu kesindir. Bunu bilmenizi istiyorum. Ve şu anda da yüzlerce teröristi askerimiz, polisimiz aslında gömmüştür. Tabii yeterli mi? Yeterli değil. Bu mücadele devam edecek. Burada rehavete kapılmak yok. Biliyorsunuz katil maktul meselesi ilk insanla başladı. Yani Hazreti Adem'den sonra Kabil Habil, Kabil kardeşi Habil'i biliyorsunuz katletti. Fakat az önce hocamız kitabımızdan bir ayet okudu. Orada Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz hükmünü okudu. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz. Bunu okudu. Bu ne demektir? Kıyamete dek bu mücadele sürecektir. Yani bir tarafta hak olacak, bir tarafta batıl olacak. Bunlar batılın askerleridir. Ve bu batılın askerlerine karşı da bu mücadeleyi milletçe hep beraber sürdüreceğiz. Sevgili şairimizin şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda derken işte kastettiği budur. Bu topraklar şüheda kanıyla yoğrulmuş topraklar. Ve bu mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Yeter ki biz bir olalım. Beraber olalım. İri olalım. Birbirimizi Allah için sevelim. Onun için hep şunu söylüyorum. Tek millet olacağız. Tek bayrak olacağız. Tek vatan olacağız. Tek devlet olacağız. Devlet içinde devlet. Asla müsaade etmeyiz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Vatanımızı asla böldürmeyeceğiz. Buna fırsat vermeyiz. Bayrağımıza bayrak asla alternatif olarak kabul etmeyiz. Ve millet olarak da bu milleti bölmek isteyenlere de sevgili kardeşlerim fırsat vermeyeceğiz. Ve ben sizlerden sabırla, metanetle şu ana kadar gösterdiğiniz bu mücadele kararlılığınızı devam ettirmenizi özellikle istirham ediyorum. Ama bilesiniz ki er geç bu konuda hakka teslim olanlar galip gelecektir. Hepinize şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Allah sizlerden razı olsun, sağ olasınız, var olasınız.